Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Görüşmeyeli nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizim havamız iyi. İstanbul havası biraz bozuk galiba bugün. Evet hocam, biraz öyle bugün. Konumuza girecek olursak hocam, Süper Lig'de artık son iki haftaya girdik. Ve Galatasaray Fenerbahçe'nin 6 puan önünde. Geçen hafta oynanan karşılaşmalara dair neler söylersiniz? Şimdi şu bir gerçek ki bu yıl Galatasaray ile Fenerbahçe müthiş bir yarışma ortaya koydu. Aslında baktığımız zaman bu yıl ikisinin de şampiyonluğu hak ettiğini düşünebiliriz. Ama Okan Hoca, İsmail Hoca'dan daha çok hatalar yaptı. Örneğin oyuncu değişimlerinde ve yapmış olduğu rotasyonlarda Okan Hoca daha başarılıydı. İsmail Hoca'nın yapmış olduğu rotasyon ve oyuncu değişimlerinde birçok puan kaybı oldu. Bununla beraber en önemli şey bana göre faktör şu. Fenerbahçe biraz kötü oynamış olduğu müsabakalarda puan kaybetti. Fakat Galatasaray çok kötü oynamış olduğu müsabakalarda bile galip gelmesini bildi ve bunu becerdi. Bu anlamda baktığımız zaman kötü oynayarak kazanabiliyorsanız zaten iyi oynadığınız zaman kazanıyorsunuz. Kötü oynayarak da kazanıyorsanız zaten önünüz açık demek. Bu puan farkı buradan oluştu. Son iki haftada birçok şeyin değişeceğini ben düşünmüyorum. Galatasaray büyük ihtimalle şampiyon. Ama dediğim gibi iki takım da ligde almış olduğu puanlarla büyük bir rekorlar kırdı. Bu da tarihe geçecektir. O yüzden bu yıl ben iki takımı da son derece başarılı buluyorum. Ya hocam, ben şeyi merak ediyorum. Kötü oynayarak kazanmayı bilmek diye bir yaklaşım var ya futbolda. Kötü oynayarak ya da hani o anki performansın düşük olduğunu varsayalım. Takımda bir form eksikliği olsun, moral bozukluğu olsun, artık adını ne koyarsak. Ama kötü oynayarak ya da zor koşullarda kazanmayı bilmek futbolda tam olarak nedir hocam? Kötü oynayarak kazanmak şu, çok güzel bir soru sordun. Örneğin kötü oynuyorsunuz ama kulübede çok kaliteli oyuncularınız var. Bireysel olarak yetenekli ve yaratıcı oyuncularınız var. Eğer kulübeniz güçlüyse takım kötü oynarken ikinci yarı oyuncuları sahaya atıyorsunuz. Kulübedeki o kaliteli oyuncuları ve birdenbir oyunun şekli değişiyor. Ve birdenbir oyunda üstünlük sağlıyorsunuz. Ve bu giren oyuncular da gol üretiyor veya gol yapıyor veya gol attırıyor. Böyle olunca da işte kötü oyunda iki oyuncu değişikliğiyle maçı çevirebiliyorsunuz. Ayrıca kötü oyundaki değişimin tamamıyla en büyük nedeni şudur. Taktiksel bir değişim vardır. Bir de oyuncu değişimi vardır. Taktiksel değişimler genelde çok işe yaramaz. Ne yaparsanız yapın. Takım kötü oynuyorsa aynı oyuncularla taktiği değişseniz de bir sonuca varma şansınız çok az. Ama şu bir gerçek ki oyuncu değişimleri çok etkili oluyor bu durumda. Özellikle Galatasaray'ın kulübedeki forvet hattındaki oyuncularının zenginliği oyuncu değişimlerinde Zeyç, sağ Kerem baktığınız zaman ve hiç ortada yokken hiç beklenmedik büyük bir performans Barış Alper'den geldi ki birçok maçı kurtardı. Birçok maçının Galatasaray'ın galip gelmesini, maçta galip gelmesini sağladı. Bu çok önemliydi. Ayrıca Mertens'in devreye girmesi Galatasaray'da ve o kötü maçlarda ve takımını galibiyete taşıdı. Ama maalesef Fenerbahçe'de kulübeden gelip de böyle önemli katkılar sağlayan, kötü oyunu çevirebilecek oyuncular yoktu. Hoca da bu anlamda, taktiksel anlamda İsmail Hoca da hatalar yaptı. Örneğin Cengiz'i sokuyor orta atsın diye kafa vuracak, Jako'yu dışarı alıyor. Takım beraberken Jako'yu dışarı alıyor, Başuva'yı koyuyor. Halbuki ikisi beraber oynasa belki oyunun skoru değişecek. Yani böyle stratejik, taktiksel ve oyuncu değişimlerindeki hataları İsmail Hoca'ya iki maçta beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Ve 4 puanda bir hayli takım geride kalmış oldu puan olarak. Ve daha önce de bir 2 puan fark vardı. Şimdi 6 puan geride. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de daha sonradan oyuna girip de oyunun kaderini değiştirebilecek kulübede böyle çok yetenekli yaratıcı bir iki
sonucu değiştirecek oyuncu olabilseydi, yani gol atan, gol attıran oyuncu olabilseydi, Fenerbahçe bu kadar en azından iki maçta beraber kalmazdı. Hocam, bu anlattıklarınızdan bir, en başta teknik direktörün müdahale kabiliyetinin önemli olduğunu anlayabiliyorum. İkincisi de yedek kulübesinin zenginliği. Ama bununla beraber, özür dilerim sözünüzü kestim ama, bununla beraber bir teknik direktör kısır döngüsü var Türkiye'de. Bu mesela dünyada genç teknik direktörler çıkıyor, bazen hiç tanınmamış teknik direktörler çıkıyor eğitim almalarına ve potansiyellerine bağlı olarak. Türkiye'de ise böyle bir sanki bir döngü halinde ilerliyor. Hep aynı isimler oluyor. Bu döngü devam ederken teknik direktörlerden takımların oyunlarına böyle üst düzey müdahaleler zaten anladığım kadarıyla beklenemez. Şimdi şöyle, diyorlar ki hocanın bir takıma etkisi %10'u geçmez veya işte %20'yi geçmez diyorlar. Bir hocanın etkisi bu kadardır. Bu tanım doğru değildir. Bir hoca bir müsabakaya müdahil olur, yani iki oyuncu değiştirir veya bir taktik değiştirir oyun devam ederken, o oyunu kazanır ve o oyunda hoca %100 müdahale etmiş olur ve müsabakayı kazanmış olur. Ama bir müsabaka vardır ki taktik değiştirirsiniz, oyuncu değiştirirsiniz, hiçbir şey ifade etmez, mağlup olursunuz. Yani bunun böyle ortalaması yoktur. Ama genelde mutlaka iyi bir hocanın başarılı olabilmesi için mutlaka oyuncu kadrosunun çok iyi olması lazım. Bir. İkincisi, 11 tane oyuncu ile şampiyon olamazsınız. 11 tane oyuncu yetmez. Sizin elinizde birbirini aratmayacak alternatifli en az 20 tane kaliteli ve üst düzey oyuncu olması gerekiyor ki bu uzun periyotta şampiyonluğu yakalayabilirsiniz. O yüzden az önce ne dedik? Galatasaray'ın kulübesi Fenerbahçe'nin kulübesinden çok daha zengin. Veya şöyle diyelim, oyuncu değişimlerinde Fenerbahçe oyuncu değiştiriyor, giren oyuncular çok katkı sağlamıyor ama Galatasaray'da oyuncu değişiminden sonra giren oyuncular Galatasaray'da çok katkı sağlıyor. Yani gol atıyor ve arttırıyor ve maçın skorunu değiştiriyor. Böyle olunca da tabii Galatasaray bu anlamda Fenerbahçe'nin önüne geçmiş oluyor. Dediğim gibi bir de buna kötü oynayarak kazandı dediğimiz zaman Galatasaray'ın almış olduğu puan farkı bu. Yoksa Fenerbahçe'nin hem oyun olarak hem tempo olarak hem oyuncu kadrosu olarak her şey aşağı yukarı aynı seviyede. Ama iki takım da şampiyonluğu hak etti diyebiliriz. Hafta sonu Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası var hocam. Fenerbahçe için hiç mi umut yok? Fenerbahçe için tabii ki umut var. Fenerbahçe çok iyi oynayarak bakarsanız müsabakayı çok rahat bir şekilde kazanabilir veya zor geçen müsabakayı kazanır. 3 puanı alır. Sonraki hafta Galatasaray Konya'ya gidiyor. Oradaki Konya Galatasaray yenebilir. Bu futbol, bu çok rahat da çok rahat olmasa bile yenme şansı olabilir, düşük de olsa. Ama dediğim gibi bu tabii bir zor bir süre. Çünkü Konya ile Galatasaray'a kıyasladığımız zaman ortada çok büyük bir oyuncu kalite farkı var. Baktığınız zaman Galatasaray'ın oyuncu kadrosu ve oynamış olduğu futbol Konya'nın çok üzerinde. Ama yine de futbolda bu mağlubiyetler var mı? Var. Konya bir tane atar, yatar. Ve bakarsınız ki Galatasaray bir tane pozisyon bulamaz. Tek kale müsabakaya döner ve sıkı bir defans yapar Konyaspor. Galatasaraylı forvetlere gol şansı vermez, boş alan bırakmaz. Onların bütün top oynayacağı alanları kapatır. Çok iyi bir kademeleşme olur defansta. Pozisyon üretemez, net pozisyon üretemez ve müsabakayı Konyaspor'da kazanabilir. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir umut demek doğru değil. Fenerbahçe'nin umudu var. Ama dediğim gibi iki maçı da kazanacak Fenerbahçe. Ha, biz burada şunu anlatıyoruz. Galatasaray çok avantajlı. Yoksa Fenerbahçe'nin umudu yok demiyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin umudu var. Fenerbahçe hala şampiyon olabilir. Peki hafta sonu nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Bana göre hafta sonu derbi biraz taraftarlar açısından bir defa tansiyonu yüksek bir maç. Taraftarlar bütün müsabakalardan, derbilerden önce motivasyonu çok yükseltiyor ve bunu tansiyonu yükseltiyor ve bunu bir çatışmaya, bir kavgaya, bir savaş haline götürüyor. Halbuki öyle değil. Bu bir futbol müsabakası. Galatasaray ile Fenerbahçe ilk defa karşı karşıya gelmiyorlar. Daha uzun yıllar karşı karşıya gelecekler. O yüzden iyi oynayan hak eden kazansın diyoruz. Tabii ki burada müsabakada sürprizler olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu iki takım da seviye ve düzey futbol olarak
ve oyuncu kadrosu olarak aşağı yukarı denkler. Bu yüzden bana göre denk bir müsabaka geçecek. Muhtemelen beraberlik diye düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin de galip gelmesi çok doğaldır. Hocam şimdi doğal olarak tabii hep Galatasaray Fenerbahçe konuşuluyor. Çünkü lig bitmek üzere ve şampiyonluk yarışında bir sonuca varacağız. Bu arada Beşiktaş tabii gündemden bir hayli düştü. Başkan Hasan Arat geldi ama Beşiktaş sürekli olumsuz sonuçlar alıyor. Beşiktaş niye bu halde bu sezon hocam? Ya şimdi bir takımda bir yılda 6 tane hoca değişmez. Şimdi eğer 6 tane hoca değişiyorsa, futbolcular değişmiyorsa burada sorun var demektir. Yani 6 tane mi hoca kötü hoca? Hayır. Şimdi Beşiktaş'ın sorunları oyuncu kadrosunun formsuzluğu. Özellikle daha önce ifade ettim. Forvet hattında Cenk, Mulaka ve Abubakar çok yetersiz ve Beşiktaş'ı galibiyeti taşıyan golleri atamıyorlar. Bir tek genç Semih'e kalmış Beşiktaş'ın forvet hattı. Bununla beraber Beşiktaş'ta sağ bek ve sol bek yok. Ve iki futbolcu çok yetersiz. Devre arasına kadar orta saha yetersizdi. Ama Mustari ve Muçi geldikten sonra orta saha toparlandı. Fernandez de var. Peki sağ bek sol bek ne olacak? Forvet hattı ne olacak? Beşiktaş nasıl gol atacak? Golleri Muçi kime attıracak? Yani baktığınız zaman kadroda çok büyük eksiklikler var. Beşiktaş bu oyuncu kadrosunu tamamlaması gerekirken maalesef habire hoca değişimine gitti. En büyük yanlışı ve yanılgısı buradaydı. Peki bu forvetteki sorun özellikle Abubakar çizgisinden bakarsak mental bir problem mi? Yani Abubakar mesela iyi bir forvet olarak tanımlanabilir ama mental bir sorun mu bu sizce? Şimdi bana göre Abubakar'ın sorunu sizin de ifade ettiğiniz gibi zihinsel bir sorun olabilir. Ekonomik bir sorun olabilir. Çünkü Afrikalı futbolcular çok vurdum duyma çok sorumsuz. Oyuncular genellikle dünyadaki oyuncuların karakter yapısına baktığımız zaman. Böyle olunca bunları motive eden bir para. Yani parasını zamanında ödeyeceksiniz. Ödemezseniz su koy verir. İkincisi özel ilgi isterler Afrikalılar genelde. Özel ilgi göstereceksiniz. Maalesef onların profesyonellik anlayışı yok. Profesyonel olarak hiçbir bu yapmış oldukları mesleğe bakmıyorlar. O yüzden motivasyonları çok düşük oluyor. Mutlaka bu anlamda Abubakar'a bir farklı da aramak gerekiyordu. Ben Musrati ve Muç alındıktan sonra ben şu ifadeyi kullanmıştım. Dedim ki bunların alınması çok şey ifade etmez. Bak çok katkı sağlamaz. Orta sahayı düzeltirsiniz. Ama forvetle gol atacak adam yok. Bunların alınması kadar önemli olan Abubakar'ın kazanılması. Abubakar'ı kazanamıyorsanız bu iki oyuncuyu da almaz. Hiçbir anlam ifade etmez diye belirttim. Ve nitekim de aynısı oldu ve Beşiktaş kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Peki hocam Beşiktaş bu yönetim anlayışıyla seneye şampiyonluk potasında olabilir mi? Şimdi Hasan Arat bir defa kulübün çok gayrimenkulü var. Ben de oturduğum bölge Süleyman Seba Kompleksi. Kulübün bütün malına, mülküne, bütün değerlerine sahip çıkacağını söylüyor. Bu çok güzel düşünce. Bir takım projeleri de var. Ama buradan kendisine daha önce de mesaj gönderdim. Bir spor lisesi yapmak istiyormuş. Spor lisesi bana göre hiçbir statüsü olmayan gereksiz bir lise. Sadece çocukları kandırıyorlar burada. Çocuk da spor lisesine girince ileride çok büyük spor profesörü veya sporda böyle büyük bir öğretim görevlisi veya sporda büyük bir profesör futbolcu olacağını düşünüyor. Bunların hiçbiri yok. Veya iyi bir yönetici olacağını düşünüyor. Veya kulüplerde görev alacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Bence Beşiktaş'ın tesislerin arkasında tamamıyla bir Anadolu Lisesi var. Orada çocuklar yetişebilir. Ayrıca bana göre Beşiktaş'ın yapması gereken Beşiktaş'ta güzel bir arsası var. Orada Beşiktaş Üniversitesi yapabilir. Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi yapabilir bu ortaklıkla beraber. Bu yüzden bu anlamda Hasan Arat'ı çok olumlu buluyorum ve bu anlamda görüşleri, düşünceleri doğru ama futbolcu transferlerinde kadro oluşumunda daha yeni geldi. Haksızlık etmeyelim. Biraz zaman tanımak gerekiyor. En az bir 3 yıl veya 4 yıl tanımak gerekiyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bakın büyük takımları şampiyonluğa oynayabilecek kadroları 2-3 yılda kuramaz. Belki 4 yıl 5 yıla ihtiyacı var.
Böyle olunca da bir de rakip de aynı şekilde 4-5 takım yarışıyor. Onlar da kadro kuruyor. Hangisi o an iyi bir kadro oluşturup iyi bir hoca yakalıyorsa başarılı oluyor. Bakın ben yine söyledim. Sayın Ali Koç çok çok doğru yaptı. Fenerbahçe başkanlığından ayrılmadı ve devam ediyor. Devam etmeli. Çünkü şu ana kadar hep kötü kadro kuruyordu. İyi hoca alıyordu. Şimdi ilk defa 3-4 yılda mükemmel bir kadro kurdu. Kötü hoca aldı. Şimdi önümüzdeki yıl hocayı değiştirir. Ve bir santrafor, bir sol dış takviyesiyle beraber önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bana göre şampiyonluktaki en büyük adaydır. Çünkü oturmuş bir kadrosu, kadro korunacak, iyi bir hoca gelecek ve iki takviyeyle beraber bana göre bu yıl kötü oynayarak kaybeden Fenerbahçe önümüzdeki yıl kötü oynadığı maçlar bile kazanacak hale gelecek. Aynı Galatasaray'ın bu ülke seviyesine gelecek. Bu yüzden bana göre Ali Koç'un devam etmesi bu anlamda çok önemliydi ve çok doğruydu. Ha, kendine de haksızlık etmiş olurdu. Çünkü 5 yıl boyunca uğraşıyorsunuz, mükemmel bir kadro oluşturuyorsunuz. Tam bunun meyvelerini alacakken, tam bunun başarısının ve bunun gururunu yaşayacağınız süreç geldiği zaman bırakıp gidiyorsunuz. Doğru değildi. Bana göre Fenerbahçe bu anlamda taraftarı ve yönetim kurulu üyeleri de genel kurulda Ali Koç'u destekleyerek çok doğru karar vereceklerdi diye düşünüyorum. Şimdi Ali Koç demişken Sayın Hocam, Saadettin Saran Ali Koç lehine adaylıktan çekildi. Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı müsabakada da tribünlerden Aziz Yıldırım lehine sloganlar atıldı. Ve Aziz Yıldırım'ın aday olabileceği de konuşuluyor. Aziz Yıldırım aday olur mu bu noktada Ali Koç'un karşısında? Bence Aziz Başkan benim gördüğüm Fenerbahçe'nin şu anki durumunu, yani kadro oluşumunu ve önümüzdeki yıllarda başarılı olacağını düşünüyor. O yüzden Ali Koç'un da bir şampiyonluk veya birkaç şampiyonluk yaşaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü çok emek verdi, çok iyi bir kadro oluşturdu. Baktığınız zaman Fenerbahçe'de öyle çok olumsuz giden bir şey yok. Bütün amatör branşlarda, basketbolda, voleybolda hepsinde şampiyon. Sadece futbolda bir tarihi bir rekor kırdı puan olarak. Ama şampiyon olamayacak belki. Ama bu başarısız diye Ali Koç'u adlandıramayız. Bu yanlış olur, haksızlık olur. Bu yüzden zannediyorum Ali Koç da bunu görüyor, daha olgun düşünüyor. Ve taraftara baktığınız zaman taraftar sadece futboldaki şampiyonluğa bakıyor. Diğer hiçbir branşa bakmıyor. Bu yüzden taraftarın bakışı biraz duygusal oluyor. Bundan dolayı taraftar bu anlamda duygusal bir tepki de gösterebilir ama doğru olan şu, azizlerim de bu konuda benimle aynı görüşü olduğunu düşünüyorum. Ali Koç'un devam etmesi, kadronun bozulmaması, hocanın değişimi ve bir iki takviyeyle önümüzdeki yıl daha güçlü, kulübesi daha zengin, hocası daha az yapan bir Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Spor gündemini meşgul eden bir diğer konu da şu hocam. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 6 Şubat depremleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Ve Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübünü eleştirdi. Bizim kadar, yeteri kadar yardım yapmadınız gibisinden açıklaması oldu. Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden Dursun Özbek'e sert cevap geldi. Özbek'in bu çıkışı nasıl karşıladınız siz? Bana göre bu anlamda yapılmış olan son derece gereksiz ve yersiz bir açıklama. Çünkü depremde bütün takımlar ve bütün belediyeler büyük bir katkı sağlama adına deprem bölgesine koştu. Oradaki yaraları sarma adına büyük mücadeleler verdiler. Maddi manevi büyük fedakarlıklar yaptı. Bu tür açıklama bana göre değer emek veren bütün kulüplere ve bütün belediyelere, Türk halkına haksızlık olur. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tartışılmaya devam ediyor hocam. Şunu ifade edeyim. Şu an aklımdayken bu konuda gündeme getirmek istiyorum. Çok önemli. Bana göre Hatayspor küme düşürülmemeli. Gerekirse önümüzdeki yıl Türkiye Futbol Ligi 21 takımla oynanabilir. Ama Hatayspor eğer küme düşerse, stadı yıkılmış, sahası yıkılmış, futbolcuları depremde kaybetmiş, büyük bir travma yaşayan, şehri terk etmek zorunda kalmış, bu kadar ağır travma yaşayan Hatayspor'u evsiz, barksız, sahasız, tesissiz bir Hatayspor'u yaşamış olduğu büyük bir felaketten sonra bana göre küme düşürmek çok büyük haksızlık olur.
buradan bütün Türkiye Futbol Federasyonu'na, buradan bu işi düzeltebilecek olan kim varsa, yetkili kim varsa, lütfen Hatayspor'u küme düşürmeyin. Bu halka ve bu takıma büyük haksızlık olur diye düşünüyorum. Bu anlamda da Türkiye'deki tüm spor severleri, futbol severleri bir kampanya yapmaya çağırıyorum. Lütfen bu konuda destek verin Hatayspor. Hatayspor'umuz küme düşmesin. Çok yazık olur. Hem bölgeye, hem halka, hem takıma çok büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Spor camiasına ilk kez birisi bunu gündeme getirdi hocam. TFF umarız sizin bu görüşlerinizi dikkate alır. Almalı, çünkü gerçekten başlarına kendi şehrinde oynayamadı. Tesisleri yıkıldı, antrenmanlarını yapamadı. Belki o sporcuların birçoğu zamanda yemeklerini yemediler, antrenmanlarını yapamadılar. Sakatlanan sporcular sağlık hizmeti alamadı. Yani o kadar çok eksikleri oldu ki o büyük felaketten sonra dediğim gibi bir futbol takımının ligde katılması bile, müsabakalara oynamasa çıkması bile çok büyük başarı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu zaten hiçbir şey yaptığı yok. Hamit Altıntop zaten orada oturmaktan başka bir şey yaptığı yok. Bari bu konuda bir şey yapsınlar da belki en azından Türk insanının, Türk futbol severinin ve Hatay halkının biraz yüreğindeki yaraları sarmış olurlar. Federasyona değinmişken hocam, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Göztepe'ye Şampiyonluk Kupası'nı verirken stattaki futbol severler tarafından yuhalandı. Yani bu kadar istenmeyen bir federasyon başkanı figürü var. Acaba hani Büyükekşi'yi yeniden aday olma konusunda motive eden şey nedir? Anlamak mümkün değil. Bu kadar Türk futbol tarihine gelmiş geçmiş en başarısız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, neden gitmiyorsunuz? Neden bırakmıyorsunuz? Anlamak da mümkün değil. Sanki ömrünüz futbol sahalarında geçti. Kulüplerde çok uzun yıllar çalıştınız, şampiyonluklar aldınız. Küçük yaşta bütün futbolun değerlerini içinize sindirdiniz. Onunla beraber onu bir kendinize bir yaşam biçimi seçtiniz gibi bir sürü şey yaşamış gibi vedalaşmak istemiyorsunuz. Futbolu bir tutku haline getirdiniz. Halbuki bu tutku değil, bu bir akıl, mantık ve başarı ve performans işi. Baktığınız zaman Türk futbolunun değerini yerlerde sürünecek hale getirdiniz. Baktığınız zaman Türk futbolu şu an marka değeri olarak ve Avrupa kupalarında veya Türk takımların başarısında veya Türkiye'deki altyapılardan yükselen yeni sporcular adına, futbolcular adına baktığınız zaman milli takımlarımızın altyapılarındaki, yani U15, U16, U17 altyapıdaki bütün Avrupa'daki Ümit Milli dahil, genç milliler dahil bütün müsabakalarında en ufak bir başarı yok. Tamamıyla federasyona yandaş hocalara doldurmuşsunuz ve orada bütün hocalar belli bir cemaat ve tarikata yakın isimler. Hala da baktığınız zaman federasyonda çalışan hem hocalar hem orada ekipler, baktığınız zaman hala da bir cemaatin ve tarikatların yakın isimler olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden lütfen istifa edin. Türk futbolu da sizden kurtulsun. Belki önümüzdeki dönemlerde çok daha doğru bir stratejik planlamayla, yapılanmayla Türk futbolunu tekrar ayağa kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Sizden de rica ediyorum. Bakın, her gittiğiniz yerde yuğlanıyorsunuz. Hiçbir stada giremeyeceksiniz. Kendinize bu zor ve gülüş durumu ve üzücü durumu yaratmayın. Hocam, Süper Lig'e tekrar dönecek olursak, artık son iki haftaya girdik ve ligin alt tarafı yangın yeri. İstanbulspor düştü, Pendikspor, Hatayspor, Karagümrük, Gaziantep, Ankaragücü, Konyaspor, Kayserispor potada. Son iki haftaya girilirken siz hangi takımların düşeceğini düşünüyorsunuz? Orada büyük sürprizler var. Baktığınız zaman Adana Demirspor'un durumu çok enteresan. Sporcuları 6 aydır para almıyor. Ve Adana Demirspor bu yüzden dolayı bazı maçlarda konsantre oluyor, çok iyi oynuyor. Bazı müsabakalarda da tamamıyla rakibe müsabakaları çok rahat bir şekilde veriyor. Bu yüzden orada neler olacağını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Zor bir süreç orasını böyle görebilmek. Ama İstanbulspor'un düştüğünü söyleyebiliriz. Ama bu hafta Karagümrük, zannediyorum Gaziantep maçı var. O da biraz belirleyici olabilir.
Evet hocam. Son olarak hocam, önümüzdeki sene Süper Lig'de yabancı sayısı 12'ye düşecek. Buna dair neler söylersiniz? Bu olumlu bir şey mi? Yabancı sayısının düşmesi olumlu bir şey. Yabancı sayısının normalde en fazla 5+2 veya 6+2 olması gerekiyor. Bu kadar yabancı futbolcuya izin verilmesi bana göre çok yanlış. Türk futbolunun gelişmesini engelliyor. Bakın, yabancıya karşı değiliz ama sizin altyapılarınız, sizin altyapı tesisleriniz, sizin eğitmenleriniz bir Almanya seviyesinde olur, bir İngiltere seviyesinde olur, bir İspanya seviyesinde olur ve ülkenizdeki futbolu bütün bölgeleri eşit şekilde yaygın ve üretken hale getirirsiniz. Ondan sonra bu yabancının hiçbir önemi olmaz. Ama belli ki Türk futbolcusunun yetişmesi çok zor. Türk futbolunda futbolcu yetişmiyor. Altyapıların tesisleri yok. Altyapılarda eğitmenler son derece yetersiz ve eğitimsiz. Ve böyle olunca da biraz şans bulan Türk sporcuların yerini de yabancılarla doldurmak bana göre çok mantıklı değil. Mutlaka bu 5+2 veya 6+2 olmalı. Hocam peki bu yaz döneminde dört büyükler çilek diye adlandırabileceğimiz bir transfer yapabilir mi, yapmalı mı? Yapmamalı mı? Bana göre kulüpler bu anlamda ekonomik olarak batmışlar zaten. Bir hepsinin çok yüksek borçları var. Bir iki tane çilek transferi dediğimiz yıldız düzeyinde oyuncu transferi olabilir. Burada transfer politikasını kulüpler çok doğru yapmalı. Önceliklerini belirleyip çok fazla tamamlayıcı oyuncu almaktansa şampiyonluğu oynayan takımlar bir iki tane çok üst düzey nokta transferi yaparak bu işi kapatmalı. Örneğin Fenerbahçe. Direkt santrafor çok üst düzeyde, direkt sol dış çok üst düzeyde. Bu kadar. Ya belki de bir stoper olabilir ama ihtiyaç yok. İki tane. Ama siz kalkıp da 6-7 tane oyuncu alırsanız, tamamlayıcı oyuncu, o zaman buradaki seviyeyi de aşağı düşürürseniz bu olmaz. Bu yanlış transfer anlayışı olur. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin Beşiktaş alacağı her oyuncu takıma direkt gol katkısı sağlayacak üst düzey oyuncu olmalı. Yoksa almasın. Zaten Mulaka, Cenk Abubakar orada o işleri yapıyor. Bu yüzden dediğim gibi transferde stratejik olarak ve çok iyi planlama yapmak gerekiyor. Bana göre Türkiye'de tamamlayıcı oyuncu var. Yıldız star oyuncu alınmalı. Üst oyuncu alınmalı. Bir tane iyi para verin ama bir tane alın. Size çok büyük katkı sağlasın. Takımınızın da seviyesini yukarıya çıkarsın. Değerli yorumlarınızla çok keyifli bir program oldu hocam. Atladığımız ve sizin eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Benim atladığım herhangi bir husus yok. Eklemek istediğim şu: Türkiye Futbol Federasyonu Hatay Spor'u küme düşürmesin. Eğer düşürürse Türk halkının yüreğinde büyük bir sızı, yara açmış olur. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Çok sağ olun.